Taktiksel programından herkese merhabalar. Emre hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Burak. Evet, yoğun bir hafta oldu hem Süper Lig'de hem Avrupa'da. İstersen Alanyaspor Galatasaray maçıyla başlayalım. Sonra Avrupa'nın dev karşılaşmalarına döneriz. İlk yarı farklı bir Galatasaray, ikinci yarı çok daha farklı bir Galatasaray. Evet. Buradaki fark neydi? Neler oldu maçta? Aslına bakarsan Alanyaspor'un ne oynayacağı çok belliydi. Sadece bunun ne kadar yüksek dozajda yapacağını merak ediyorduk. Fatih Tekke Hoca maç öncesi konuşmasında basına aynen şunları söyledi. Geriye çekilerek beklemeyeceğiz. Geriye çekilerek bekleyerek puan almaya çalışmayacağız. Oyunu kötüleştirmeyeceğiz. Oynayarak Galatasaray'ı durdurmaya çalışacağız dedi. Çünkü kapanırsak Galatasaray zaten yetenek setiyle bunu açacak duruma gelebilir dedi. Bugüne kadar kapanan hiçbir takımın Galatasaray'a çok fazla zorluk çıkaramadığını da muhtemelen tespit etmiş olacak ki son 4 maçında kazanarak gelen bir Fatih Tekke vardı. Bununla birlikte de böyle bir tespit yapmıştı. Açıkçası oynayarak gelmesi, oynayarak geleceğini söylemesi bende birazcık maçın ilk yarısına ilişkin fikirler oluşturmuştu. Beklediğim gibi de bir ilk yarı oldu. Ahmet Aslan'ı biraz daha geriye çeken, Oğuz Aydın'ı sağ taraftan ceza sahasına doğru koşu attıran ve takım boyunda en önde aslında bulunduran Oğuz Aydın, Ahmet Aslan değil, Oğuz Aydın en önde bulunduran bir hüviyette başladılar. Oyunun ağırlık yönünü, birikim yönünü Alanyaspor kendi adına sol tarafta yaptı. Efecan, Yusuf, oraları domine etmeye çalıştı. Serge Aurier'in biraz da henüz maç ritmi tutturamamasının da etkisiyle oraya Alanyaspor etkili gelebildi. Tam tersi de Oğuz Aydın'ı birebir oynatmaya çalıştılar. Orada biraz da onun hızından yararlanmaya çalıştılar. Ve ilk yarı Galatasaray'ı zorladılar. Galatasaray pas yapmakta çok zorlandı. İlk yarı 3 tane 4 tane pastan sonra organize bir şekilde bunu atağa dönüştürmek noktasında problemler yaşadı. Her ne kadar da oyuncular birbirine yakın gibi dursa da Buğra, buna rağmen Galatasaray net şekilde organizasyonları kuramadı. Oyuncular birbirine hem yakındı hem uzaktı. Burada birazcık farkındalık, birazcık da diğer arkadaşının oynayacağı yeri bilmek ve ona göre oynamanın da etkisi çok büyük. Okan Hoca tabii bunları gördü. Bir kritik bir şey daha vardı. Alanyaspor'un konumlanmasıyla alakalı. Zaten ikinci yarı hem bunu kullanarak hem de Hakim Ziyech'in bireysel yetenek setinden yararlanarak işi biraz yerine çevirdi. İlk yarıyla alakalı senin Buğra bir sorun varsa ya da İlk yarıyla alakalı herhalde Sergio Oriye'den biraz bahsetmek lazım. Çünkü evet, ikinci yarı oynamadı. Senin yine aklında kalan bir şey varsa onun üzerinden devam edebilirim. Yani aslında bakıldığında takım olarak değil de sanki bireysel anlamda futbolcuların birazcık yetersizliği vardı. Fakat ikinci yarı işte Barış Alper'in sola geçmesi. Ligde Hakim Ziyech dışında bu kadar kilit açabilen bir futbolcu var mı? Bunu soracaktım. Çünkü ekran başında biz hep bunu tartıştık. Tamam. Hani bir Talisca, bir Alex de Souza tarzı, maçın gidişatı birazcık tıkanmışken bu kadar kilidi rahat açabilen bir futbolcu. Yani sana şunu sorayım açıkçası. Ligdeki ikinci Hakim Ziyech'i söyler misin? Var mı? Yani belki biraz Tadiç olabilir o anlamda ama Hakim Ziyech kadar dar hatları, geriye yaslanmış hatları açan game changer bir oyuncu, oyun değiştiren bir oyuncu pek yok. Ona bahsetmeden önce Sergio Oriye'ye bir tık değinip devam edeyim istersen. Sergio Oriye geriden pasta çıkarken çok rahattı. Hiçbir problem yaşamadı. Kendisine baskı geldiğinde bunları değerlendirirken, topu değerlendirirken, o build-up sürecinde geriden pasta çıkılırken pek fazla problem yaşamadı. Ama şu an Galatasaray'ın ilk 11'inde oynayabilecek seviyede değil ritim olarak ve sağlık olarak diyebilirim en azından. Çünkü hemen arkasına sarkıldığında hissediliyor teklemesi, görülüyor. Yalnızca ayağına güvenilebilecek bir oyuncu. Onu gördük. Kaan Ayhan gibi o da geride konumlanan bir sağ bek olup sol tarafı ileriye çıkartıp çakma bir üçlü amiyane tabirle yaratabiliyor Galatasaray. O açıdan bir üçlü replikası yaratabiliyor daha doğrusu diyebilirim. Bu çok önemliydi ama şu an Kaan Ayhan Sergio Oriye'nin üstünde. Bunu insanlar çok merak ediyor. O yüzden söylemek istedim. Gelelim olayın alameti farikasına, Galatasaray'ın başarılı oyununun ikinci yarıki alameti farikasına. Hakim Ziyech tabii ki çok önemli. Break the low block deniliyor İngiltere'de, işte düşük hatları kıran oyuncular. Bu tanımlarda ilk bahsedilen hep Hakim Ziyech'ti. Zaten Chelsea'de oynadığı dönemde de ben bir Tuchel hayranı da olduğumdan mütevelli çok fazla izledim Hakim Ziyech'i. Onun kullanılış şeklini çok iyi biliyorum. Gerek sağ çizgide gerek hatlar arasında 10 numara mevkinde veya ikinci il forvet gibi olduğunda. Hatta bazen 8.5 numara gibi olup 4-3-3'ü de saladığını biliyoruz. Hakim Ziyech inanılmaz bir futbolcu. Yani kusursuz bir sol ayağı var. Hem çok dozajlı şutlar atabiliyor.
kalecileri avlayacak şutlar atıyor. Çünkü attığı top çok kavis şekilde birden yukarıdan aşağı indiği için ve doğru falsoyu da iyi verebildiği için bu tamamen Allah vergisi bir yetenek. Az önce sen de Talisca örneğini verdin zaten. Hakim Ziyech inanılmaz bir topçu ama şu da var. Hakim Ziyech oynatmaya çalışıyor Burak. Yani sadece ben oynayayım, ben skor yapayım, bencil bir şekilde hareket edeyim değil. Bence Wilfried Zaha'nın ona en büyük ayıran özelliği de bu. Hani ben merkezli değil, takım merkezli bir oyuncu. O da Galatasaray'ın günün sonunda genel oyun ritmini hem yukarı çıkartıyor hem de kaliteyi arttırıyor diyebilirim. Icardi ile de iyi anlaştığını düşünüyorum. Mertens'le de iyi anlaştığını düşünüyorum. Gelecek sezon içinde Galatasaray'ın 10 numara mevkinde de belki de kaldığı takdirde denenebilecek bir oyuncu. Hakim Ziyech'iniz varsa onu kullanırsınız deyip Hakim Ziyech kısmını noktalayayım. Ama bence en az Hakim Ziyech'in oyuna girmesi kadar, işte Kerem Hakim Ziyech değişikliği kadar çok daha önemli bir şey vardı. O da Okan Hoca'nın analistlerinin ve yardımcılarının raporu doğrultusunda yaptığı hamle. Bu hafta medyaya da yansıdı, sosyal medyaya. Orada analizin önemini de bir kez daha görmüş olduk. Futbolda analiz çok önemli. Analiz departmanı çok önemli. Şöyle bir durum vardı. Alanya Spor kendi sağ, Galatasaray'ın sol tarafında hep birebir kovalıyordu ve Oğuz Aydın çok geri gelmek durumunda kalmıyordu. Oğuz Aydın karşısındaki sol beki daha çok ittirirken Lerik Gön çok fazla çıkamıyordu Oğuz Aydın'ı birazcık da ataklarını tolere edebilmek için. Ve Alanyaspor solda birikim, sağda birebir oynadığı için ve Sarkıcı oynadığı için biraz daha kendi, Alanyaspor'un kendi sağı biraz daha delinmeye muktedir durumdaydı. Okan Hoca burada kritik bir hamle yaptı. Aslında devre arasında ben de bu konuyla alakalı tweet attım. Isı haritalarına baktığımda çok net şekilde Alanyaspor'un sağı, Galatasaray'ın solunda bir hamle yapıldığında oradan etkili ataklar bulunabileceğini, aksiyon yaratılabileceğini düşünüyordum zaten. Oraya Wilfried Zaha'ya da Barış Alper'in çekilmesi gerektiğini düşünüyordum ve yükselen profil, yükselen kalite, belki de Türk futbol tarihinin transfer rekorlarına imza atabilecek bir kalite olan, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra diyelim inşallah, Barış Alper'i oraya aldı ve orada Barış Alper kendi bireysel yeteneğini, fiziki yıkıcılığını aynı zamanda gol vuruşuyla birlikte süslediği zaman inanılmaz bir paket oyuncuya dönüşüyor. Zaten Bundesliga ve Premier Lig takımları aynı anda size ilgi gösteriyorsa yalnızca fiziğiniz değil, fiziğinizle birleştirdiğiniz durdurulmaz gücünüz de vardır demektir. Barış Alper de maçın en önemli faktörlerinden biriydi. Icardi de yine zaten golünü atarak maça da noktayı koymuş oldu bu anlamda diyebilirim. Ama Barış Alper Ziyech işi çok önemli. Son bir şey daha ekleyeyim. Okan Hoca'nın bize geçen yıldan gösterdiği bir şey vardı. Abdülkerim'in konumlanmasıyla alakalı. Sahte bir 6 numara oluşturmaktan bahsediyorum burada. Abdülkerim'i biraz daha öne alan, biraz daha Torreira'yı, Kerem Demirbay'ı itmek için merkezin en azından sol kısmının emniyetini Abdülkerim'e teslim eden, stoperi cüretkar şekilde ileriye çıkaran bir hamle bu yerleşimde. Abdülkerim'in oraya çıkarılması da Galatasaray'ın solunu daha efektif olarak kullanmasını etkileyen faktörlerden biriydi diyebiliriz Burak. Emre, UEFA'nın anlamsız bir şekilde bütün maçları aynı saatte oynatma politikası vardı. Ama evet, sen tabii ki bazı maçları kaçırsan bile sonradan seyreden bir... Hepsini izliyoruz aşağı yukarı. Yani işin gereği. Sana soruya şöyle başlamak istiyorum. Real Madrid City maçını mı, Bayern Münih Arsenal maçını mı seyrettin canlı? Ya ben Bayern Münih Arsenal mücadelesinin iki maçını da sonradan 90 dakika özetle izlemeye çalıştım. Real Madrid City tüm dünya gibi Real Madrid, herhalde Arsenal ve Bayern Münih taraftarları dışında herkes Real Madrid City eşleşmesini izlemiştir. Çünkü dünya futbolunun zirvesi bu. En tepesi ve en tepesinde neler olduğunu görmek, o mutfakta nasıl yemekler hazırlandığını keşfetmeyi herkes istiyor. Yemeği yiyen de, diğer aşçılar da, evin dışındaki komşular da, herkes o yemeği merak ediyor diyebiliriz bu noktada. Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti'nin birbirine karşı olan savaşı, onların eşleşmesi devam ediyor. Uzun bir sürede devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü Real Madrid yine kazandı. Carlo Ancelotti görevine devam edebilir. Zaten Pep Guardiola da 2026'ya kadar Manchester City'nin başında olacak diyebiliyorum. O yüzden bu eşleşme de devam edecektir. Yani bizim için, oyunu analiz edenler, işin taktik tarafından keyif alanlar için herhalde en mutlu olduğumuz anlardır Real Madrid City maçları, City Liverpool maçları. Çok 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 zirve müsabakalar izliyoruz. Bu açıdan Ancelotti'nin belki de neredeyse bir milyar euroluk takımı nasıl oynattığını, Manchester City'yi durdurmak için, çünkü Manchester City bir canavar, bir hücum canavarı, bir savunma canavarı, hiçbir şekilde durdurulamayan bir canavardan bahsediyoruz burada. Durdurmak için neler yaptığını çok net şekilde gördük. Ne olursa olsun ilk maçta da Manchester City aslında dışarıdan gol atmaya zorlamıştı Real Madrid ama kendi toplu oyununda çok büyük problemler yaşamıştı. Topu her aldığında
hızlı şekilde geçişlere çıkmaya çalışmışlardı ama çok efektif olamamışlardı bazı anlarda diyebilirim en azından. Bununla birlikte toplu oyunda birçok eleştiri almıştı Ancelotti. Yani koskoca Real Madrid bu kadar az toplu oynayıp neredeyse bir Messi'nin hakimiyetini kabul etmiş bir ikinci takım gibi, ikinci sınıf takım gibi oynamamalı. Toplu oyunda da daha efektif olamamalı. Topu tutabilmeli çünkü Manchester'ı yenebilmenin yollarından biri de iyi savunduktan sonra topu kazandığınızda iyi de kullanabilmektir diye. İlk maçın böyle bir hikayesi olmuştu. Herkes de şöyle söylemişti yani bu iş Etihad'a gittiğinde Pep Guardiola bu işi çözecektir. Artık geçen seneden de önümüzde net bir örnek vardı. Bunu aynı şekilde yapacaktır diye. Yalnız geçen seneden çok büyük bir fark vardı Carlo Ancelotti'nin hazırladığı. Manchester City'nin oyun kodlarını çözmüştü ve kimi daha net savunması gerektiğini biliyordu. Bu açıdan da zaten planını yapmıştı. Şimdi birazdan ona geçeceğim senin soruna. Çok kısa bir soru soracağım sana. Bu benim özel sorum sana karşı. Yani fazla da... Acaba ne geliyor? Fazla da uzun bir cevaba gerek yok aslında. Peki. Kendini de yorma. Tamam. Ben Real Madrid kadrosunun hani böyle çok ezik bir kadro. Hani böyle Manchester City'ye karşı çok Manchester City favori nidaları atıldı böyle. Hani işte Manchester City ezer, geçer, tamam bitti İngiltere'de bu iş ama Bellingham'lar, Kroos'lar, Modric'ler, Vinicius Junior, Rodrigo kanatları yani bakıldığında o kadar yabana atılacak Manchester City yanında. Hocası da Ancelotti. Hani ben biraz aslında Real Madrid'den daha umutluydum bu eşleşmede ve gerçekten de öyle oldu. İlk maçtan sonra yine de Real Madrid tarafında mıydın sen burada? Şöyle, duygusal manada ben Real Madrid'in geçebileceğini düşündüm. Çünkü Manchester City, açıkçası şöyle düşündüm, çok yüzeysel düşündüm. Bir yana Real Madrid armasını koydum, bir yanda da gözümün önünde şu oldu. Manchester City bastırırken Vinicius Junior'ın soldan bindirmeleri, Bellingham'ın ceza sahasının dışından uzaktan çektiği şutlar falan bunları gördüm biraz. Ama tabii ki kağıt üstünde artık canavar haline gelmiş. Senin dediğin gibi canavar haline gelmiş City. Hı hı. Tabii ki favoriydi. Kabul. Ama Ancelotti ve Real Madrid arması beni haksız çıkarmadı. Şu oldu. İlk maçtan büyük bir farklılık vardı aslında. Yani inanılmaz büyük farklılık değil ama Real Madrid'in daha iyi yaptığını söylememiz gereken temel bir farklılık vardı. O da şu: Real Madrid aldığı topları çok doğru kullandı. İyi yerleşi topu aldıktan sonra dar şekilde hızlıca arkaya koşu yapmaktan ziyade onu da yapmakla birlikte geniş yayılmayı da tercih etti. Ve bir Jude Bellingham faktörü de vardı. Zidane'ın formasını giyiyor Buğra, Jude Bellingham. Evet. O kutsal formayı, o kutsal rakam sırtında. Zidane'dan enstantaneler sergilediği bir maçtı aslında. Jude Bellingham'ı ne kadar vurgulandı Avrupa basınında takip etmeye çalıştım. Çok fazla hani gurme sevenler, gurme lezzet sevenler Jude Bellingham'dan aslında bahsettiler. Dünyanın en iyi orta sahalarının savaşı diyebilir miyiz bakıldığında? Diyebiliriz. De Bruyne, Bellingham, Kroos, yani Rodri. Yani. Hatta Kamavinga. Tabii. Yani bakıldığında bir 6 numara olarak şu an dünya futbolunda akla gelen futbolculardan biri. Tabii. Hani aslında bakıldığında birazcık da dünyanın en iyi orta sahalarının savaşıydı. Hani mesela kanatlar için pek bunu diyemezsin. Real Madrid'in Vinicius kabul ama bir Grealish'i falan böyle çok net bir şekilde ilk akla gelen futbolculardan biri değil dünya futbolunda. Ya Mbappe varken tabii kimse birinci sıraya Grealish'i yazmayacaktır. Evet ama orta saha anlamında isimler dünya futbolunun en iyileri. Evet. Onların çarpışması oldu ve dünya futbolunun en iyi iki hocası diyebiliriz şu anda. İlk ikide. Yani bakıldığında başarı olarak da birazcık öyle bir durum söz konusu. Neden en iyiler onlar biliyor musun? Çünkü orta sahaları da en iyi olduğu için. Hep söylüyorum, beni dinleyenler, yakından takip edenler çok iyi bilecektir. Merkeze alan oyunu, oyunu alan günlük değil istikrarlı başarıyı alır. Bu hiçbir zaman değişmeyen bir şeydir. Jude Bellingham'dan bahsediyorduk tam bu bağlamda. İngiltere milli takımı için de zaten çok sevindirici bir gelişme. Southgate gibi bir şeye rağmen, handikapa rağmen milli takımı için inanılmaz top tuttu Buğra. Sürekli arkadaşlarıyla paslaştı. İleri çıktı, geri geldi. Yani ben bir maç içerisinde ona kaç tane orta saha kavramı yakıştırabilirim bunun telaşı içerisindeydim. Box to box dersin, playmaker 8 dersin, regista dersin, mezzala dersin. Hepsini sergiledi neredeyse. Her şeyi yaptı. Bu da onun komple paket açıkçası bir oyuncu olmasıyla alakalı bir durum. Tabii Rodrigo da yine çok iyiydi. Vinicius da yine fena değildi ve bir şekilde Real Madrid başarı almayı başardı. Becerdi. Yetkinliğini kullandı. Ama burada çok önemli bir şey daha vardı. İnanılmaz yerleştiler arkaya. Doğru yerleştiler bu sefer. Sadece savunma yapmak için değil, Manchester City'yi savunma yaparak da boğmak için. Bir takımı sadece hücum ederek boğmazsınız. Doğru savunmayla
karşınızdaki rakibi hücum ettirmeyerek de boğarsınız ki bunun en ünlü temsilcisi Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone'dir. Dünya futboluna bunu bayağı empoze etmiştir senelerce. Real Madrid geçmiş yılların Atletico Madrid'i gibiydi biraz savunurken. Çok doğru savundular çünkü Manchester City sürekli back stopper arasında koşu atan, sürekli çizgiye inen kanatlara sahip olan bir takıma sahip. Burada geçmiş yıllardan farklı olarak şunu yaptılar. Bence Bernardo'yu çok iyi takip ettiler. Çünkü Manchester City'nin skora ulaşma noktasında alameti farikalarından biri Bernardo. Çok sürpriz çıkışlar yapabiliyor, sürpriz şekilde girebiliyor. Bernardo'yu durdurabilirler. Ama Pep Guardiola tabii dediğimiz gibi canavarı yaratan bir boss olduğu için gördü ve ortalığı karıştırması için Doku'yu oyuna aldı. Doku tam da beklediği gibi karıştırdı. Bir karambol, De Bruyne eşitlik. Ondan sonra çok tartışılan bazı uzatmada değişiklikler. 112. dakikada De Bruyne'yi oyundan alması, Kovacic'i içeri atması, Kovacic'in penaltıyı kaçırması derken başlı başına dünya futbol tarihine geçen bir eşleşme ve sonucunda kazanan, oyuncularına serbestiyet sağlayan, çokça sıkmayan, taktik planı güçlü olan ama Pep Guardiola'ya göre o kadar muhafazakar olmayan Don Carlo Ancelotti oldu diyebiliriz. Biraz da istersen Bayern Münih tarafına geçelim. Evet, onlara geçelim. Bayern Münih Arsenal eşleşmesi. Şöyle bir durum var. Şimdi Manchester City geçen sene treble yaptı. Bunun belgeseli de yayınlandı zaten. Hepiniz izlediniz. 3 kupayı birden aldı. FA Cup, Şampiyonlar Ligi ve Lig Kupası. Bu sene onu yapmaması için ve Arteta kendini artık rüştünü ispat etmiş bir hoca artık ama Premier Lig şampiyonluğu da istiyor Arteta. Bu sebeple biraz daha atak bir futbol oynatıyor. Biraz daha hücumu tercih ediyor. Biraz daha şampiyonluk oyunu oynamaya çalışıyor. Liderliği kaybettiği hafta Bayern Münih karşısında turu da kaybetmiş oldu. Ama tabii burada belki de benim saatlerce anlatabileceğim bir durum. Hayranı olduğum, ilk çıktığı günden beri takip ettiğim Thomas Tuchel faktörü. İnanılmaz bir antrenör. Bana arkadaşlarım çokça takılır. Ne oldu senin Tuchel yine elendi. Bayern'i madar etti falan gibi. Emre ayrılması söylerler. Resmileşti mi Bayern Münih'ten? Tabii gidecek. Ayrılacak. Peki Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursa birazcık trajikomik. Ben kimsenin şaşırmaması gerektiğini düşünüyorum. Durum olmaz mı? Bir final oynadı. Kaybetti Paris Saint Germain'le. Bir final oynadı. Manchester City gibi bir canavarı yendi. Evet. 2021'de. Şimdi bir final daha oynayabilir. Zaten bir adım uzaklıkta. Yani kazanıp ligde şampiyon olamayan hoca, yani ligde başarısızsın diye yollanırsa birazcık komik bir durum olur bence. Orada şöyle bir şey var. Orada Joshua Kimmich ve Manuel Neuer gibi iki tane komutan var. Evet. Onlarla iyi anlaşmanız gerekiyor. Onların birazcık, tabiri caizse biraz futbol dışına çıkalım, magazin konuşalım. Suyuna gitmeniz gerekiyor. Nagelsmann da aslına bakarsanız bu yapıyla birazcık savaş verdi ve pek politik konuşmak istemiyorum ama ayrıldı. Tabii başka skandallar da vardı Julian Nagelsmann için. Ki muhtemelen tekrardan Julian Nagelsmann Bayern Münih'in başına geçecek adayların ilk sırasında yer alıyor. Şimdi Tuchel de öyle ama Tuchel ya tamam hani tartıştık olabilir falan diyecek bir koç değildir. Bıçak gibi keser. Suratına bakmaz bir daha. Yıllardır takip ettiğim için biliyorum. Onun komutanlığına zeval getirecek en ufak hareketinizde sizi bir daha hiçbir zaman affetmez. O yüzden Bayern Münih'li oyuncular da çok lider ruhlu adamlar. Buna reaksiyon verdiler. Reaksiyonlar birbiriyle çarpışınca da başarısızlık geldi. Leverkusen'in tabii inanılmaz bir oyunu var. Onu da birazdan değiniriz. Şöyle bir şey oldu. Orada taktiksel açıdan küçük bir detay vereyim. Avrupa basında taktik bloggerlar tarafından çokça konuşulan bir durum vardı. O da şuydu. Bukayo Saka'ya Martin Ødegaard'ın yaklaştırılarak Arsenal'ın sağ tarafta oynadığı güçlü bir oyun vardı ve oradan hareketli hücumlarını şekillendiriyordu. Oraya Laimer'i koydu. Oraya Mazur'u önüne de Rafael Guerrero'yu koydu ve orada çok net bir üçlü Voltrank olarak savunma oyunu oynadı. Yani ki dünyada en iyi yansıma oyunu oynayan hocadır. Rakibini en iyi analiz eden ve buna en uygun oyun çıkartan yansıma derken hocadır. Ve Tuchel bir şekilde turu tekrardan almayabildi. Orada Konrad Laimer'in de çok büyük etkisi var diyebilirim. Şöyle bir şey var, onu da söyleyeyim. Galatasaray Bayern Münih'e karşı çok iyi oynamıştı Şampiyonlar evet. Ligi'nde. Yenilmesine rağmen ama hakem ama bazı şanssızlıklar bayağı içerideki maçı 60 dakika falan sürklese etmişti. Ve o dönem Bayern Münih'in ligdeki kötü durumunu baz alarak herkes Bayern Münih'e böyle oynayabilir. Çokça abartmamanız lazım demiş. Arkadaşlar Bayern Münih bir dev. Bu devin müthiş bir kazanma kültürü var. Ve bazen ismi bile yeter. Ve turnuvalarda her zaman buna uygun oynarlar. Bazen form düşüklüğü yaşasalar da. Bugün Bayern Münih'e onlarca puan farkı atan Xabi Alonso'nun Karabağ karşısında neler yaşadığını görüyorsunuz. Kurban Kurbanov'un
onu ne hale soktuğunu biliyorsunuz. İş turnuvaya geldiği zaman daha çok iki maçlı, iki atımlı kurşunun olduğu durumlara geldiği zaman biraz da o kazanma kültürünüz devreye girer. Orada birazcık da o saha dışı faktörün psikolojik etkisini yaşarsınız. Karabağ son uzatmada iki gol atmasa elenecekti belki de Leverkusen. Ama baktığınız zaman Bayern Münih'in önünde bitiriyor ligi. Burada da Okan Hoca'nın nasıl bir iş yaptığını herkesin görmesini istiyorum Bayern Münih'e yaşattıkları açısından. Çok çok önemliydi Galatasaray'ın gelecekteki Avrupa oyununda da referanslı diye düşünüyorum. Evet Emre, son Barcelona Paris Saint Germain eşleşmesinde. Ya orada tabii işte Xavi de atıldı. Araujo'nun çok büyük bir şeyi oldu, hatası oldu. Orada kırmızı görerek. Kötü bir karar verdi. Bence çok kötü bir karar verdi ve işi Barcelona'dan alıp PSG'ye veren, işte Paris Saint Germain'e veren hareket bu oldu. Bence Barcelona daha yakındı yarı finale. Diğer tarafta da Edin Terzic, Nuri Şahin ikilisi Dortmund'la birlikte bir hikaye yazdılar. Peri masalına devam ediyorlar. Klopp sonrası, Tuchel sonrası en başarılı şekilde onlar geldiler. Bu ikili geldi. İnşallah seneye de Nuri Hoca'yı orada başta görürüz Edin Terzic yerine. Tabii bu kadar başarı sağladıktan sonra Edin Terzic ayrılır mı bilmiyorum ama Nuri Hoca'yı da orada görmek yardımcı antrenör olarak bile biz Türkler için çok büyük bir gurur. Kendisinden çokça öğreniyoruz. Tebrik ederiz diyelim. Tamam Emre, eklemek istediğin bir şey var mı? Birçok şeyi konuştuk. Bıraksanız ben bir 2-3 saat daha konuşurum. Ama şimdilik teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sosyal medyadan bizi desteklemeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ içiyle kalın. Ağzına sağlık Emre'ciğim.